Anlat bakalım güzel çocuğum. Almanya'da işler nasıl? Çok yoğun baba, çok yoğun. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bazen günler sığmıyor, zaman az geliyor. 30-35 saat çalıştığımız da oluyor. Sizin Almanya'da günler biraz uzun galiba. Hayırlı evlat olmak o kadar kolay değil abi. Yatmayacaksın, çalışacaksın. Abin pek bilmez hayırlı evlat olmayı. Biz de saz çalıp şarkı söylemiyoruz herhalde baba. Cevap verme bana. Ağustos böceği. Aman atışmayın şimdi. Kahveni nasıl içersin yavrum? O ne kafe? O ne mi? O ne? Orta mı yani? O ne kafe? O ne kafe? Yani kafeinsiz kahve oluyor ya anne. Bak okumuş çocuğun hali bir başka oluyor ya. Neler biliyor görüyor musun? Yapma baba. Güzel çocuğum benim. Şımartıyorsun. Hülya bizde var mı ondan? Yok anne. Bizimkiler hep kafeinli. Kadir. Koş kardeşine bir o ne kafe al gel. Hadi. Kafeinsiz. Kafeinsiz. Anladın mı? Beyinsiz. Oğlum nereden çıkartıyorsun o neyi bu neyi? Adam gibi Türk kahvesi içsene. Almayacaksa ben gidip dışarıda içeyim baba. Kadir diyorum. İyi de küçük olan o. Ben niye gidiyorum ya? Ya okumuş adam bakkala mı gider ya? Peki baba. Hani yeğenine hediye mi diye? İnsan Almanya'dan gelirken eli boş mu gelirmiş? İnsan gelirken annesine, babasına, abisine bir şey getirmez miymiş? Kafeinsiz evlat. Ah ben de şimdi ondan bahsedecektim. Havaalanında bir saat dönüp duran bavullara baktım durdum. Benim hediyeleri içine koyduğum bavul yok. Bütün bunlar da beni buluyor babacığım. O kadar şanssız bir adamım ki. Bırak hediyeleri, onlardan vazgeçtik. Üstümde ne var ne yoksa paraları da bavulun gözüne koymuştum. Eurolar da gitti baba. Euro. Ama. Ya. Neyse. Üzülme çocuğum, üzülme. Ben sana para veririm. Sağ ol baba. Çok danke. Mutlu. Yok abicim, yok. Al işte. Uydum sizin aklınıza, kaybettim kızı. Biz ne yaptık ki canım? Aa. Neymiş? Defne evcimen kızmış, eve çağır. Kız ilk günden eve çağrılır mı kardeşim? Yanlış anladı işte. Kuzo, sen o kızın peşini bırak kardeşim. O kızdan sana hayır gelmez. Neymiş? Bir kere babası çok sert adam. Yani öyle flörte falan çok karşı. Hiç sıcak bakmıyor. Duyarsa atlar gelir, bu telefonu da sana yedirir. Hele bir abisi var. Aha böyle döner bıçağıyla dolaşıyor. Üstelik dönerci de değil. Yani ne kestiğini sen düşün artık. Abi canım, abisi Kanadalıymış. Gelmez o. Ben de seni otelde motelde kalır sanıyordum Semih. Ne iyi ettin burada kalmakla. Eurolar gitti yenge. Yoksa ben kanepede yatacak adam değilim herhalde. Burası iyice ev olmaktan çıktı. Resmen Hülya Palası oldu. Hop 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 hop. Kanepe benim. Sen yerde yatacaksın. Baba! Efendim güzel evladım. Abim yerde yatacaksın diyor. Lütfen ona misafir olduğumu söyler misin baba? Her defasında ezersin zaten bu çocuğa. Okumuş adam yerde yatar mı? He? Ağustos böceği. Türk ailesinin hiyerarşik ayarlarıyla oynamayın lütfen. Büyük bakkala gitmez, büyük yerde yatmaz. Büyük olmanın bazı avantajları vardır ya. Sen büyüksen, o da mühendis. Geç güzel evladım. Sen kanepede yatacaksın. O zaman sizin yatakta yatsın baba. Sen yerde yatacaksın. Kıskanç çocuk. Peki baba. İyi geceler babacığım. Gute Nacht. Sana da iyi geceler. Gute Nacht. İyi Gute Nachtlar. Thank you.
Çak mı Zoya? Kaptı kızı kardeşim ya. Rafi, ya bir akıl versene kardeşim. Nasıl ayıracağız biz bunları? Ne bileyim ben? Döner bıçağından da korkmuyor herif ya. Mustafa Bey burada olsaydı korkardı. Ama adam Karadada. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Mustafa Bey burada olsa dedim. Tamam abicim, buldum. Mustafa abi Türkiye'ye geri dönüyor. Geri mi dönüyor? Evet, ama sahtesi tabii ki. Kalk çabuk oradan Semih. Kalk, orası benim yerim. Sen yerde yatacaksın. Almanların çok sevdiğim bir lafı vardır abi. Neymiş o? Nein! Bizim Türklerin de bir lafı vardır. Ben de onu çok severim. Neymiş o? Yalaka! Gelir gelmez babama yağ çekmeye başladın. Ulan nereden buluyorsun bu kadar? Yağlamıyorum ki. Ona bir kere yağlama değil, imaj yöntemi denir. İmaj. İmajmış. İmajın batsın. Ben bu imaj meselesini çözdüğümde 8 yaşındaydım. Sen daha uyu bakalım abi. Sen durup dururken niye geldin buraya? Memleket özlemi diyebiliriz. Memleket özlemiymiş. Askerden sonra bir gittin, 8 senedir yoksun ortada. Şimdi mi depreşti memleket özlemin? Yapma, fena olur ha. Şişt, yerime yatayım deme. Vallahi babama söylerim. Oğlum, ben sana beni arama demedim mi? Ben seni arayacaktım. Geldim, geldim. Babamlardayım. Bir cinlik düşünmese Türkiye'ye gelmezdi. Kesin bir iş var bu işin içinde. Oğlum, ilk günden açılır mı böyle mevzu? Yarın açacağım. Bir saniye. Ya, das ist Frieden, meine Frieden, meine. Sağ ol, ya, oh, ya, ne var? Baba, baba! Ne oldu güzel evladım? Abim özel telefon görüşmemi dinliyor baba. Kadir, ne yapıyorsun sen? Utanmıyor musun kardeşini özel görüşmelerini dinlemeye? He? Yat bakayım çabuk, git! Yatır! Yatır lan! Tamam, tamam, peki. Aç üstünü! Oğlum hadi kapat artık. Babam ayakta kırılmayacak şimdi. Merak etme, konuyu yarın açıyorum. Evi satacak, tıkır tıkır paraları elime sayacak. Ne de olsa en sevdiği evladıyım. Bana bak, bu kulüp işini de dönerci işi gibi batırırsan ağzını burnunu kırarım seninle. Herif bizi Almanyalarda mühendis sanıyor, biz orada iş batırıp duruyoruz. Ben bilmez miyim malımı? Babama bir mevzu açacak ama ne? Bak yine çıkmıyor tuvaletten. Öldürecek bu çocuk beni ya. Öldürecek. Sen de namaza kalktığında iyice ne yapsana Kudret? Hepiniz bana karşısınız zaten. Kadir Efendi içeride bulmaca çözsün, babası da burada saksı gibi beklesin. Gör işte, yetiştirdin evladı gör. Babası da saksı muamelesi yapıyor. İçerideki Semih olmasın? Semih yapmaz öyle şey. İçeride bulmaca çözüp babası da burada saksı gibi bekletmez. Saygılıdır benim Semih'im. Sahi nerede o? Amma kazık bulmacaymış ya. Bunu çözse çözse ancak babam çözer. Bir işin var burada. Niye işe gitmedin? Bugün işe gitmeyeceğim baba. Kardeşimle hasret gidereceğim. Ne demek işe gitmeyeceğim? Hasret giderecekmiş. Hem işi sen saklıyorsun, hem beni yanıltıyorsun. Beceriksiz! Beceriksiz! Ceren, 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 Ceren.
Gel buraya bakayım sen. Ne oldu baba? Harçlık mı vereceksin? Harçlık mı? Aa, evet. Nereden bildin? Nereden bildin benim sarı civcivim? Ceren'cim, bak bugün amcanla dedenin bütün konuşmalarını kaydetmeni istiyorum, tamam mı? Niye? Çünkü akşam geldiğimde soracağım. Hepsini kaydet. Onları ne konuşuyorlarsa dinle. Anlaşıldı mı? Dinlerim, dinlerim de bu parayı hemen unuturum. Biraz daha lazım. Kızım sen kime çektin ya? Sen kime çektin anlamıyorum ki. İyi, tamam, tamam. Al. Hepsini dinleyeceksin, tamam mı? Kulaklarını dört aç. Hepsini kaydet. Anlaşıldı mı? Tamam baba. Bak, sıkıntıdan saçlarım dökülmüş yine. Ne oldu? Buldun mu Defne'ye bari bir abi? Buldum abicim. Defne'nin sahte abisi Şoper Cafer olacak. Kafedeki kara çocuk mu? Senden kara olmasın ama biraz öyledir. Cafer şakayla gerçeği ayıramaz ki. Keser bizim muzeyi. Ben anlatırım ona. Azıcık hırpalayacak, gözdağı verecek sonra bırakacak. Var ya şu Defne uğruna başına bir iş gelecek Dömbile. Seviyorum abicim, seviyorum. Suç mu sevmeyi? Hem Defne de muzo istemiyor. İlk günden eve götürmeye kalktı kızı. Ayıp, ayıp. İyi de biz verdik o akıl. Ya uymasaydı, bana ne? Kaç gün kalacaksın evladım? Size doyana kadar anneciğim. Size doyana kadar. Ah benim güzel evladım. Benim güzel evladım. Evladım. Evladım, bak ne diyorum. Gitmeden önce sana bir kız bulsak ha? Ne dersin? Kız mı? Ne maksatla? Ne maksatla olacak canım? Evlilik maksadıyla. Ha. Ben almayayım anne. Bir dahaki sefere. Bari. Ya karışma çocuğun işine. Okumuş çocuk bilmez mi ne zaman evleneceğini? Bir de onun mürüvvetini görelim canım. Bak tek torunda kaldık. Torun da torun ama. Maşallah. Duble torun. Maşallah. Duble torun. Hülya. Hülya. Hülya yok, pazara gitti. O zaman sen kalk birer kahve yap da. Hasret giderelim şöyle oğlumla. Biz ne yapıyorduk burada? Kesin bir şey var bu gelişinin arkasında. Mevzuyu açtı mı acaba? Baba, siz hep burada mı kalacaksınız? Memlekete dönmeyecek misiniz? Bana 4 aydır buradayım. Pek gidişim de yok zaten. Hem memlekette kimimiz kimsemiz kalmadık. Dönme tabii. Dönüp de ne yapacaksınız? Ev ne oldu baba? Sattınız mı yoksa? Yok canım. Satar mıyım? O ev almak için ben 30 sene çalıştım. Satılır mıymış? Satmayayım ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın? Yani kimi kimsem kalmadı diyorsun babacığım. Bu yaştan sonra kim yarenlik edecek sana? Ev mi? Olsun, dursun. Ev evdir. Bırak baba Allah aşkına. Ev dediğin nedir ki? 3 tane tuğla. Ben senin yerinde olsam satarım evi, İstanbul'a yerleşirim. İstanbul'a mı? Tabii. Bak burada torunun var, oğlun var, gelinin var. Memlekette ne var? Hiçbir şey yok. Yalnızlık var, sıkıntı var, daralım var. 1000 türlü illet var. Bu ne kardeşim ya? Köfteden kıl çıktı ya. Kıl mı çıktı? Evet baksana. Geçen de çıktı söylemedim. Dombili köfte mi yiyoruz, peruk mu yiyoruz belli değil, ayıp ya. Dombili,
Bak müşteri ne diyor? Ne diyor? Köfteden kıl çıkıyor diyor. Saçlar dokunuyor patron. Hı? Sussana kardeşim ya, sus. O Ramiz Bey'in kıllığı patron. Benim köftemden kıl çıkmaz. Bu ne kardeşim, bir değil iki değil. Dombili. Al oğlum, kafeinsiz kahve. Sağ ol anne. Kudret. Evet, sağ ol. Bahri'ye bak, Semih ne diyor? Yoksa evlamın fikri kafana yattı mı? Aa, taktır ama sen de anne. Ne diyormuş? Memleketteki evi satın, buradan bir ev alın diyor. Aa, ev satılır mıymış hiç? Niye satılmasın ki anne? Milli Saraylar Müdürlüğü'ne bağlı değil ya bu ev. Olmaz, sattırmam. 30 yıl çile çektik o ev için. Anne, İstanbul her açıdan daha iyi. Hiç değilse hadi deyince koşacak biri var. Allah korusun, yarın bir gün başına bir şey gelse, banyoda düşsen, kafayı yarsan ne olacak? Kim yetişecek sana? Ben koşsam koşsam Almanya'dan ancak cenazenize yetişirim. Allah muhafaza. Doğru. Doğru tabii. Bak babama, prostatı var, şekeri var. Yapmayın. Bir ev için kıymayın kendinize. Allah muhafaza. İyi de o paraya İstanbul'da ev alabilir miyiz? Ben gitmeden alırım size bir ev. Sen yeter ki evi satmaya karar ver baba. Vallahi ben sizin için endişeleniyorum. Yaşlılık bu. Yarın bir gün ne olacağı belli mi olur? İnsanın evladına yakın oturması lazım. Hatta evladıyla oturması lazım. Hatta evladıyla oturması lazım. Ne yaptın kardeşim sen? Köftelere kıl mı ektin? Plantasyon mu yaptın? Yok be patron. Dombili köfte benim için bitmiştir. Benim için de. Ne yaptın sen dombili? Acaba itirazını bilirsin. Geberteceğim seni şebelekleri. Geberteceğim Hasan seni, geberteceğim. Hayır, Almanya'ya gelin. Benim lüks dairemde kalın diyeceğim ama benim ev akıllı ev. Buzdolabı bile ayıptır söylemesi, Almanca konuşuyor. Anlamazsınız, aç kalırsınız. Yok canım, ne işimiz var bizim Almanya'da ya? Yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Aç kalırız. Evi mevi satıp abimlerin yanına geliyorsunuz. Benim için başka türlü rahat etmez. Kusura bakmayın, bunca sene okuduysak bir bildiğimiz var. Ya okumuş çocuk, eline boyuna düşürüyor tabii. Tabii. Kalk baba, ben buradayken hazır bitirelim bu işi, hadi baba. Aa, nereye gidiyorsunuz ayol? Babamla doğru memlekete gidiyoruz. Almanların güzel bir lafı vardır. Ich liebe dich ein Zweindel halte... Führer Toranaga. Ne demek o? Aklına güzel bir fikir geldiyse Japonlardan önce yapacaksın. Lütfen Yavuz Bey, Tuba Hanım, bir yanlışlık olmuş. Ben hemen köftelerinizi değiştireyim efendim. Heh, lütfen. Bırakın abi, bırakın lütfen ya. İnanılır gibi değil ya. Şikayet edeceğim ya. Yavuz Bey. Dombili. Ne yaptın sen? İmajımızı iki paralık ettin. Bak Yavuz Bey ne diyor? Tüketici köşesine yazacağım diyor. Sizi şikayet edeceğim, hakkımı arayacağım diyor. Siz artık bu dombili köfteden umudu kesin kardeşim. Bence siz bu dükkandan ayağınızı kesin Ramiz Bey. Öyle kılsınız ki köftelerime bile kıl bulaştırıyorsunuz ya. Bak böyle konuşursanız ben de tüketici köşesine giderim, tamam mı? Nereye istersen git kardeşim. Biliyorsun o köşeden çıkış yok. Hadi yaylan git. Hadi ayıp, yalla, ayıp ya. Yalla, defol git. Dombili, eğer yarın gazetelerin tüketici köşelerinde dombili köfte aleyhinde tek bir satır çıksın, tek bir harf çıksın, gebertirim seni, mahvederim, öldürürüm. Seni de, ikinizi de öldürürüm. Ayol, niye böyle apar topar gidiyorsunuz? Ya giderim de bir an önce bitsin. Semih de buradayken hiç olmazsa hesabı kitabı halleder. Sen hiç merak etme baba. Bunca yıl yüksek okul okuduysak herhalde bir bildiğimiz var. Evi iki katına satacağım. Eşyalar ne olacak? Onları da satacağım. Kudre? Aman hepsi eski püskü şeyler ya. Hem bu çocuk o kadar ısrar ediyorsa bir bildiği var demektir. Okumuş çocuk.
Güven biraz. Hadi anne, hadi. 3-5 güne kadar döneriz. Hadi. O parayla buradan ev alacağız. Ona göre. Çarçur etmek yok. Hadi baba, hadi. Tamam hadi be kadın. Tamam be kadın ya. Allah Allah. Geç kalacağız. Tamam, tamam. Yetişiriz, yetişiriz. Al babacığım, ver. Sağ ol. Sağ ol aslan evladım benim. Heh, güzel çocuğum, ver çantayı. Hadi bakalım. Merhaba Kudret amca. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Ah, merhaba Semih. Aman Allah'ım. Bu güzel kadın İpek mi yoksa? Nasılsın? Seni gördüm, daha iyi oldum. Aman bir yere ayrılma. Babamla 2 günlük bir işimiz var. Sonra seninle görüşelim, tamam mı? Tamam. Ne görüşeceksin? Tanıştırayım, eşim Tankut. Eşin mi? Yürü baba. Güle güle. Sonra köfteleri böyle yapacaksın. Köfteden bir daha bir tane kıl çıksın, kafana motosiklet kaskı takarım. O da olmadı, beton dökerim. Bu kıllar kesilene kadar ensendeyim ona göre. Tamam patron ya. 2 tane kıl için birbirimizi kırmayalım. Sus! Konuşma! Birbirimizi kırmayalımmış. Sen Kadir Bey köftenin piyasadaki onurunu kırdın ama. He? Dükkan kirası geldi çattı. Kasaba borcumuz dağlar kadar. Piyasada Kadir Bey köfte imzalı binlerce, 10 binlerce senet var. Bankalar kredi kartına faiz üzerine faiz bindiriyor. Nasıl ödeyeceğiz borçları? Senin bu kıllı köftelerinle mi? Senin orada dökülen kıllarınla mı? Tamam ya, tamam. Taktık işte. Dua et, yarın gazetelerde aleyhinde tek bir satır çıkmasın. Eğer dombili köfte biterse, dombili baykuş Hasan da biter ona göre. Ne bakıyorsun Tankurt? Nereden tanışıyorsun sen Kader'in kardeşiyle? Ablamın düğününde tanışmıştık. Ablanın düğününde demek. Kaç yaşındaydın o zaman? Ay ne bileyim ben, 19-20 falan herhalde. Genç kızdın yani. Evet. Semih de yakışıklı genç bir delikanlı. Of ne bileyim Tankut, hatırlamıyorum bile. O seni gayet iyi hatırlıyor ama. Ay canım, kıskandın mı beni? Aşık mıydın ona? Ay saçmalama Tankut, ne aşkı? 2 saatlik düğünde aşk mı olur Allah aşkına? Niye olmasın? Ben sana 10 saniyede aşık oldum. 5 dakika sonra da evlenmek istiyordum. 2 saatte neler olur neler. Aa, herkes senin kadar hızlı değil ki kocacığım. Aranızda bir şey geçmemiş olsa böyle sırnaşmazdın yeşil gözlüm. Her şeyi bilmek istiyorum İpek. Ay neyi bilmek istiyorsun Tankut? Merhabalar. Ceren! Ceren! Ha, hoş bulduk. Ceren! Ceren! Efendim baba. Ne o, dediklerimi yaptın mı? Her kelimesini. Aferin sana güzel kızım, yürü. Yürü. Evet İpek, dinliyorum. Of Tankut, saçmalama Allah aşkına ya. Dedenle amcan nereye gittiler? Memlekete gittiler baba. Memlekete mi gittiler? Memlekette ne yapacaklarmış? Dedemlerin evini satacaklarmış. Her şey kayıtlarda yazıyor. Dedenlerin evini mi satacaklarmış? Ne diyorsun sen ya? Ablamların nikahı kıyıldı, dansır edildi. Sonra herkes evine döndü. Düğün işte, daha ne olabilir ki? 10 yıl aradan sonra kimse kimsenin ismini o kadar net hatırlamaz. Hafızası güçlüyse benim suçum mu? Demek hafızasını beğeniyorsun. Of Tankut. Niye dönüşte görüşelim dedi? Niye görüşmek istiyor seninle? Tankut'cum sana hiç yakışmıyor. Düğünle ilgili anlatmadığın bir şey var İpek. Ben anlarım. Aman Tankut, dans ettik o kadar. Ay. Of. Ay öldüm yorgunluktan. Haftada 2 kere pazara gider oldum. Ay Hülya Palas'a yemek yetiştiremiyorum artık. Hayırdır, bir şey mi oldu? Şu sizin düğün kasetini seyredebilir miyim Hülya? Ne? Yalnızlıktan çok sıkıldım, kimse ilgilenmiyor. Yalnızlık, sıkıntı, bunalım, bin türlü dille. Evi satıp abimlerin yanına geliyorsunuz. Başka türlü benim için rahat etmez. Kusura bakmayın. Ben bunca sene okuduysam bir bildiğim var. Abimlerin yanına.
Ben gitmeden alırım size bir ev. Siz yeter ki satın şu evi. Hayır, sizin için endişeleniyorum. Yaşlılık bu. İnsanın evladına yakın oturması lazım. Hatta evladıyla oturması lazım. Amcam niye dedemlerin evini satıyor baba? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Hayırdır İpek? Tankut ne bekliyor bizim düğün kasetinde? Hiçbir şey göremeyeceksin Tankut. Bana hiç öyle gelmiyor. Ay sana inanmıyorum Tankut. Sen de bunu yaparsan... Dans müziği başladı. Aa, düğün kaseti mi izliyorsunuz? Niye bana haber vermediniz? İşte sempatik çiftimiz piste ikinci kez geldi. Ay, Semih ne küçükmüş o zaman. Hiç de küçük değil, eşek kadar. Ne? Tankut, ne yalan söyleyeyim, sizi çok yakıştırmıştım o zaman. Benim oğlum kimle dans etse yakışır zaten. Ben göreceğimi gördüm. Size iyi günler. Ay Tankut, iki dakika daha beklesin. Tankut, güzel yeri geliyor. Tankut, buraya gel. Tankut. Dur, bekle diyorum. Tankut. Anne, o zamanlar ne kadar zayıfmışsın. Sen de o zamanlar daha saygılıydın sanki. Kadir, gel bak düğün kasetini seyrediyoruz. Düğün kasetimiz mi? Evet. Bak, beni öptüğün sahne geliyor. Düğünün en güzel anı. Seni öptüğüm sahne mi? Hayır. Bitti, Ümit ortayı yaptı. Hulya? Kadir bu ne? Zaten düğün orada bitiyordu Hulya. Bitmiyordu. Daha takım merasimi bile başlamadı. Ay benim en sevdiğim yer de orasıydı. Ay, bunu nasıl yaparsın ya? Bunu nasıl yaparsın? Düğün kasetin üstüne nasıl maç çekersin Kadir? Ne yapayım Hulya? Sen de kaseti ortalarda bırakmasaydın. Karışmış işte. Defol! Senin defol! Takmıyorum abicim ya. Kafam pişti içinde vallahi. Yarın gazetede de yazı çıkarsa işin zor Dombili. Daraltma insanı Rafi, daraltma. Dombili köftenin şanı zedelenirse yerine başka bir şey icat ederim, olur biter. Vay, vay, vay. Şopar kardeşim, şopar kardeşim. Hoş geldin, hoş geldin. Ne içersin? Kola. Rafi, oğlum. Cafer'e bir tane kola. Gel kardeşim, gel. Gel, gel, gel. Şöyle otur, ha? Nasılsın Cafer, iyi misin? Aman aman, Allah iyilik versin. Şey, biz bir arkadaşa şaka yapacağız da, böyle küçük bir şaka. Seni o yüzden çağırmıştım. Bak, baştan söylüyorum, şaka yapacağız ama. Bırak kardeşim mesaj yazmayı. Müşteri var burada, müşteri. Biraz olsun müşterinle ilgili. Havamda değilim Ramiz Bey. Ne demek havamda değilim kardeşim? Senin işin bu. Her zaman havanda olmak zorundasın. Sizin işiniz ne Ramiz Bey? Aksilik mi? Tamam, tamam. Özrünü kabul ediyorum. Sahi mi? Hareketlerine dikkat et ama. İlk notun çok zayıf. Tamam, edeceğim söz. Otursana sohbet edelim. İyi, tamam. Hani havanda değildin? Önce benimle sohbet edeceksin, sonra onunla. Saçımın rengi mavi değil diye beni hor göremezsin. Tamam mı Cafer? İyice anladın değil mi beni? Güzel. Tamam kardeşim. Yarın sabah gidiyorsun, kısa ve öz bir konuşma yap, bitir bu işi. Ya baksana, zaten çok kısa ve öz konuşuyor adam. Çok hayırlı bir iş yapıyorsun kardeşim ya. Ne yapıyorsan aşk için yapıyorsun koçum benim.
Allah Allah, artist. Bu da acayip asabi ha. Bence yanlış yaptın Dombili. Bu hiçbir şey anlamadı. Havada çok soğuk Bahri amcığım. Ya. Buyurun geçin, geçin oturun. Geçin. Hani kimse yok mu? Herkes bir yere dağıldı. Hülya içeride düğün kaseti için ağlıyor. Kadir de korkup kaçtı. Semih'le babası da memlekete gittiler. Memlekete mi? Kesin ya. Dönüş mü yoksa? Yok yok, evi satıp gelecekler. Aa, evi mi satacaklar? Ya, biz de İstanbul'a yerleşiyoruz. Hem de temelli. Yerleşin, yerleşin. Herkes gelsin, yerleşsin. Daha çok kesilecek orman var nasılsa. Müşkan? Ne demek orman canım? Ormanla ne ilgisi var? Biz Tarzan mıyız? Rafi, ya Cafer Muzo'ya kötü bir şey yaparsa? Olabilir, yapabilir vallahi. Yok abiciğim, yok. Anladı o beni ya. Sadece gözdağı verecek. Kız kardeşimden uzak dur diyecek. Başka da bir şey yapmayacak. İnşallah. Of Allah'ım, of ya. Sen niye beni uyarmıyorsun kardeşim ya? Niye sana böyle planlar yapmak yakışmıyor demiyorsun ya? Hayda. Neymiş? Defne'nin abisi Kanada'dan gelecekmiş de Muzo'ya gözdağı verecekmiş de. Ya şimdi Cafer Muzo'yu dilim dilim doğrarsa? Selam gençlik, ne haber? Ha Muzo, bak hala yaşıyor. Müjdemi isterim arkadaşlar. Defne ile aramız düzeldi. Kalk Muzo, oturma, oturma. Gözünü seveyim oturma. Defne'nin abisi Kanada'dan gelmiş kardeşim, seni arıyormuş. Yürü, 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 yürü. Aklın varsa şehri terk et. Kalksana abicim, bak hala oturuyor. Abi kalk, Allah gözünü Allah seveyim, git ya. Ne olur bak, Defne'nin abisi gelmiş diyorum sana. Teşekkür ederim Bahriye Hanımcığım. Afiyet olsun. Kudret abi evi satacak gibi görünmüyordu hiç. Ne oldu da karar değiştirdiler? Ya Semih babasıyla konuştu, 5 dakikada karar verdiler. Hemen atlayıp gittiler yani. Ya, Almanların bir lafı varmış. İyi bir fikrin varsa Japonlardan önce yapacakmışsın. Japonlar mı? Vallahi ben de bir şey anlamadım. Bizim evin Japonlara ne ilgisi varsa. Hülya buraya yerleşeceğinize mi ağlıyor yoksa? Hayır. Kadir düğün kasetinin üstüne Fenerbahçe maçı çekmiş de onun için ağlıyor. Vallahi büyük kabahat. Ben öyle bir şey yapacağım, direkt boşanma nedeni. Vallahi boşanırım Sinan, hem de öyle bir boşanırım ki diş fırçana kadar alırım ya. Geldiyse geldi abicim, gelsin konuşalım. Ben ciddiyim Defne'yle. Daha ciddiyim diyor ya. Abicim sen beni anlamıyor musun? Adam ezip geçecek seni. Belki de duymuştur bile. Muzo, güzel kardeşim, daha çok gençsin ya. Bir kız için değmez ya, unut onu. Saçmalamayın kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz? Allah'ım yarabbim ya, hala hangi devirde yaşıyoruz diyor. Sen hiç gazete okumuyor musun? Boy boy namus cinayetlerinden bahsediyor. Hiç kaçacak halim yok kardeşim, gelsin konuşalım. Aman. Sinan Bey, Kudret gelince siz de konuşursunuz değil mi? Evin parasıyla yeni bir ev alsınlar, çarçur etmesinler. Konuşurum tabii Bahriye Hanım, hele bir gelsinler de. Müjgan Hanım, size bir şey soracağım. Buyurun Bahriye Hanım. Bizim Semih evlenmek istiyor da ben de ona şöyle güzel, helal süslemiş bir kız arıyorum. Bizim kızı kastetmiyorsunuz herhalde Bahriye Hanım. Hayır canım, etrafınızda bekar hanımlar vardır diye söylemiştim. Tabii tabii var ama bizim etrafımızdakiler jet sosyeteden Bahriye Hanım. Semih onlara yetişemez. Benim oğlum da Almanya'nın jet sosyetesinden. Hem buzdolabı bile Almanca konuşuyor. Nasıl yani Almanca konuşuyor? Akıllı evde oturuyormuş benim çocuğum. Evi bile akıllı. Düşünün kendisi ne kadar süper zeka. Siz paradan haber verin Bahriye Hanım. Şimdiki kızlar zekaya falan bakmıyor. Tabii canım. Bunun kız istemesi var, kız isterken pırlanta takması var, nişanı var, düğünü var. Düğünden sonra Avrupa'da balayısı var. Sonra Almanca konuşan buzdolabı yetmez. Bunun Japonca konuşan çamaşır makinesi var, yatak odası takımı var, yemek odası takımı var, kanepesi var, koltuğu var.
Niye burada yattırdın? Ne bileyim ben. Mutlaka bir kabahat işlemiştir. Sen nereye? Muzo'yu kurtarmam lazım kardeşim. Sabahtan Cafer bara gidecekti. Ondan önce varmam lazım. Of be Hasan. Bir plan yaptı. Yüzüne gözüne bulaştırdı be Hasan. Çok konuşma kardeşim. Çok konuşma. Sen karışma benim işime. Ben gidiyorum. Sen beni idare et. Günaydın. Size de günaydın. Buyurun. Ben Defne'nin abisi. Oo. Hoş geldiniz. Mustafa Bey'di değil mi? Oturmaz mısınız? Kardeşimle geziyormuşsun. Öyle öyle tabii ama gönül eğlendirme falan değil. Ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Hayır. Muzo kardeşim ne yaptın ya? Dağ gibi adam gitti. Kaybol kardeşim, kaybol ya. Allah'ım yarabbim ya. Muzo, kardeşim, güzel kardeşim. Bana bak, ha? Bak ben geldim. Bak Hasan, Hasan. Aç gözlerini kardeşim, kardeşim. Allah'ım yarabbim ya. Buyurun patron, kahveniz. Rafi, ben dün gece kaçta geldim buraya ya? 4 gibi falan idi. Sarhoştum. Yapma ya. Demek o yüzden başım çatlayacak gibi ağrıyor. Niye burada kaldı patron? Fener aşkı yüzünden Rafi. Fener aşkı yüzünden. Fener aşkı mı? He. Sen ol Rafi. Düğün kasetinin üstüne sakın futbol maçı çekme. Benim gibi yapma yani. Evliliğin tehlikeye girer. Benim düğün kaseti yok ki zaten. Ya olursa dedik zaten, olursa. İyi tamam anladık. Bağırma. Hulya sakinleşmiş midir acaba? Benim düğünümden kalan bir tek hatıra var. O da kötü bir hatıra. Neymiş o? Kayınpederin. Abla, şu sizin düğün kasetini tekrar seyredebilir miyiz? Aman seyredebilirsiniz. Ama sonuç hep aynı. 2-0. Aynı. Şunların ne yaptığını bir anlasam. Hiç öyle yanak yanağa bir yer yok Tankut, abartıyorsun. Var. Tamam, al ileriye, al ben de göreyim. Bu ne ya? Fener maçı. Daha ileriye al, daha ileriye al. Ceza alanı içerisinde Fenerbahçe'nin vay be. Oyuncular... Bu 98-99 sezonundan derbi maçı galiba. Yaptı. Tankut! Muzaffer! Ya Muzaffer! Hasan kim yaptı bunu? Ben bara girerken adamın biri dışarı çıkıyordu ama suratını göremedim. Nasıl bir adamdı peki? Mustafa abiye benziyordu. O Kanada'da değil miydi? Muzaffer! Ya kim yaptı bunu? Abin. Benziyor demiştim. Bak şu yanak yanağı değil mi? Ne oldu? Öyle mi duruyoruz?
Usta bir bak, aynen yapıyorum. Bak yanak yanağa. Bak işte, aynen böyle. Hop, bak. Bak, aynen yanak yanağa, gördün mü? Burada bak, aynısını yapıyorum. Bak, yanak yanağa. Bak, kamera açsana, öyle görünüyor canım. Profilden alıyor. Bana profili öğretme İpek. Ben ressamım. Semih'le aranızda bir şey vardı değil mi? Hala da var. Ay yarabbim, çıldıracağım. Diyelim yanak yanağa dans ettik. Ne olacak? 10 sene önceki olay. Ha? İtiraf et bakalım, itiraf et. Bu bir itiraf değil canım. İtiraf canım. Ya diyelim yakınlaştık, ne fark eder? Şimdi seninle evli değil miyim? Seni sevmiyor muyum? Niye geçmişin hesabını yapıyorsun ki? Çünkü Semih Türkiye'de ve onu hiç gözüm tutmadı. Bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyordum Tankut. Buyur yeşil gözlüm. Sen de buna katlan o zaman. Bu kız kim? Bu kim? Eski sevgililerimden biri. Bu söylediğiniz çok saçma arkadaşlar. Bir kere benim abim Kanada'da. Bana sahip çıkmak için ta oralardan buraya kadar geleceğini de hiç sanmıyorum. Mustafa abinin sağ solu hiç belli olmaz. Hem Kanada dediğin yer de yani o kadar uzak değil ki. Defne, ilişkimizi gözden geçirsek iyi olacak galiba ha? Aa! Geçir abicim, geçir. Henüz bir gözün sağlamken gözden mi geçiriyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bir dakika. Bunu sana ispatlayacağım Muzaffer. Şimdi Kanada'yı arıyoruz. Numarayı sen çeviriyorsun, ben abimle konuşuyorum, tamam mı? Tamam. Çok yazmasın. Nerede bu dombili? Kasaba kadar gitti, gelir birazdan patron. Yoksa tüketici köşesinde kötü bir yazı mı çıktı? Yok patron, ben sabah hepsini okudum. Hiçbir şey yok. İyi. Storming yapacağız. Ne? Beyin fırtınası diyorum, beyin fırtınası. Cevaplanması gereken sorular var. Geç kalmadan bir an önce cevaplamalıyız. Gel buraya. Tamam. Peki patron, bunun için para alacak mıyım? Neyin için? Brain Storming'i. Bilmeyeceksin. Beleş yapacaksın. Allah Allah. Dinle beni. Bak şimdi Rafi. Diyelim ki senin çok yağcı, çok gıcık bir kardeşin var. Evet. Bu kardeşin durup dururken aniden, apansız bir şekilde Almanya'dan çıkıp geliyor. Evet. Geldiği günün hemen ertesi gün, yani tırnak içinde hiç vakit kaybetmeden babasını ikna ederek memleketlerindeki evi satmaya götürüyor. Evet. Neden Rafi? Ha? Neden? 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 Oldu abicim, tamam. Tamam canım. Ay hayır abi, yok Sarkan falan. Allah Allah, 100 kez sordun sen de ha. Tamam canım. Hadi bay bay. Bay bay. Gördün mü, abim Kanada'da. Oh, enteresan. O halde sizin birlikte olmanızı istemeyen başka birileri var. Evet ama çok beklerler. Beni öyle gözüm patlatarak falan Defne'den vazgeçiremezler. Merak etme Muzo. Ben de vazgeçmem zaten. Ay bakayım. Çok acıyor mu? Ay, dur ben tutayım. Bulamadım patron. Niye olabilir ki? A para için, B para için, C yine para için. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü. Ama kardeşini Almanya'da iş iyi. Yok. Ben o kadar emin değilim Rafi. Çünkü Semih'in eylemlerinden küçüklüğümden beri hep şüphe duymuşumdur. Niye? Çünkü o babamı kandırmaya çok küçük yaşlarda başladı. Nasıl? Nasıl mı? Karne günleri bizim evimiz kesif bir şekilde çamaşır suyu kokardı. E'si Semih çamaşır suyunun karne üzerindeki notları sildiğini benden çok 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 önce öğrenmişti.
Bak, kardeşin elinde karnesi burada beni bekliyor. Sen beyefendiyi sokaklardan topluyoruz. Geç otur şöyle, geç. Semih, ver bakayım karneni. Aferin benim güzel evladım. Hepsi on. Al bakalım karneni. Hadi. Şimdi doğru oyun oynamaya. Hadi. Ben şimdi abinle ilgileneyim biraz. Ver bakalım karneni. Ver! Bu ne bu? Ha? Bu ne? Şuraya bak. Yine spor tutu gibi bir karne getirmişsin. Çocuklarım hallederiz baba. Halledermişiz. Sus! Beceriksiz! 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 Karne günleri bizim evimiz hep çamaşır suyu kokardı Rafi. Ama bunu bir türlü ispat edemedim. Kulağa çekilen hep ben oldum. Çok büyük geçmiş olsun patron. Çok sağ ol Rafi. Mesela Semih'in üniversite diplomasını bizim aileden bugüne kadar hiç kimse görmemiştir. Yok mu yani? Var diyor. Ama Almanya'daki iş yerine verdim diyor. Babamı buna inandırmış olabilir. Ama beni asla inandıramadı Rafi. İnanmayacağım da. Almanya'da nerede çalışıyor? Bir yer ismi verdi ama telefonla asla ulaşamıyoruz. O babama çok yoğunum diyor, babam o okumuş çocuk diyor. O ben sizi ararım diyor, babam o okumuş çocuk diyor. Babamı ikna edip evi satalım diyor, babam yine o okumuş çocuk diyor. Ama yemezler Rafi. Bu işin içinde bir bit yeniği var. Onlar gelmeden önce bu işi çözmeliyim. En iyi ihtimalle babamı başıma saracak. Ama çok daha kötü bir ihtimal var. Neymiş o? Hem babamı başıma saracak, hem de ev parasını alıp sıvışacak. Gördün mü anne? Bir haftada hem evi sattık, hem bütün eşyaları. Sizi de böylece İstanbullu yaptık. Ya göreceksiniz. Bir pazarlık yapıyor ki 60 milyarlık evi 65 milyara sattı. Ne de olsa okumuş insanın hali başka oluyor. Güzel evladım benim. Aslan evladım benim. Bize gitmeden buralardan yeni bir ev alırsın değil mi? Buralardan mı? İstanbul'un çok daha güzel yerleri var. Mesela Polonezköy gibi. Olur mu kızım? Yakın olsun da sık sık gidip gelelim birbirimize. Para nerede baba? Yatırsaydın bari senin hesaba. Ya nakit aldık. Trink para. Herhalde. Bu devirde nakit çalışacaksın. Ne demiş ünlü bir Alman düşünür? Olmaya devlet cihanda bir tutam nakit para gibi. Kimmiş bu ünlü Alman düşünürü? Goethe. O ne biçim isim öyle? Çocuğun ne suçu var? Babasının kabahati. Çocuğuna doğru düz isim koysaydı. Atıyor anne ya. Üstelik o laf bizim Kanuni Sultan Süleyman'ın lafı. İçinde de nakit diye bir şey geçmiyor. Ne yapsaydık abi? Evi verip sikke mi alsaydık? Bakın Kilios tarafı falan da güzel aslında. Kilios çok uzak anne ya. Nasıl gidip gelecekler? Sen karışma bakayım Ceren. Bence ev almakta o kadar acele etmeyin. Abimlerin evi yeteri kadar geniş. Kalın bir süre daha burada. Tabii. Hem abimler de alışmışlardır size. Böyle birdenbire ayrılık olmaz. Alışırız canım. İnsan nelere alışmıyor ki? Zaten şu sıralar İstanbul'da emlak piyasası çok yüksek. Bahara kadar bekleseniz iyi olur. Bakıyorum da bir haftada İstanbul emlak piyasasının nabzını çok iyi tutmuşsun kardeşim. Tutar tabii. Çocuk babasının geleceğini düşünüyor. Yaşlılığını düşünüyor. Sen ne yapıyorsun? Ağustos böcekliği yapıyorsun. Pardon telefon. Kusura bakmayın. Ben bir su içeyim. Otur öyle. Belki çocuk özel görüşü alır. Otur. Peki baba. Ha
Hallettik oğlum, hallettik. Açıyoruz kulübü. Sadece pederin paraları güzellikle elime sayması kaldı. Evet, evet. Bana bak. 6 ay kar falan beklemek yok ha. Önce Moruk'un parasını ödeyeceğiz. Ondan sonra cebimize para girecek. Ne de olsa Moruk'un 30 yıllık birikimi var. Olmaz. Önce onun parasını ödememiz gerekiyor. Şişt, kapat artık, kapat. Yarın geliyorum, yarın oradayım. Çüz. Kimdi o? Helga, yengen. Bu kızla ne zaman konuşsam içime acayip bir ateş kaplıyor. Kız sanki bir enerji drink. 5 volt'a 5 şeker abi. Yılışma, sırlaşma. Bu aşk, bu yazan damgasını vuracak. Bu kendimden nefret ediyorum Rafi ya. Ya ben böyle bir adam değildim kardeşim ya. Ne oldu bana? Ya takma bu kadar bedombili. Ya bir haftadır vicdan azabından öleceğim. Ya sen kötü bir şey yapmadın ki. Yaptım abicim, yaptım. Saçma sapan bir plan yaptım. Muzo'nun gözü benim yüzümden patladı. İyileşir yakında. Takma bu kadar. Zamanla geçer. Defne gitti be Rafi. Ellerin oldu. O artık benim için sadece bir hayal. Kendime gıcık oluyorum. Hiçbir zaman bir sevgilim olmayacak. Böyle kızları başkaları alacak. Ben de böyle alık alık bakacağım. Oğlum belki de ayrılırlar. Yok yok. Onların ayrılmasını mı bekleyeceğim ben? Peki ne yapacağız? Bilmiyorum Rafi, bilmiyorum. Ah be oğlum, biraz daha kalsaydın. Aman anneciğim, sen bu Almanları bilmezsin. Bir gün geç kal, fabrikanın tavanına kulaklarından çivilerler adamı. Kudret, biliyor musun? Bu akşam gidiyormuş. Ne? Bu kadar çabuk mu pek güzel evladım? İznim bitti baba. Yoksa ister miyim sizlerden ayrılmayı? Elimde değil. Oğlum, ben sana daha kız bulacaktım ama. Anne, sen bu işlere kafanı yorma. Ben birini bulur evlenirim. Sen düğüne gelir, takını takarsın. Bu akşama? Ne yapsak ya? Ya eğlendiremedik bile seni. Aşk olsun baba. Ben eğlenmeye mi geldim? Öbür oğlun oğul değil ki. Bir gün olsun kardeşini alıp dışarı gezdirip eğlendirmedi. Sonra kızınca da kızdı diyorsunuz. Dur o zaman. Ben biraz yolluk yapayım. Uçakta yersin. Aman anne, köfte falan yapayım deme. Geçen yaptığın köfteler yüzünden business class'ta rezil oldum. Baba, ev konusunda söylediklerimi unutmadın değil mi? Ya, hiç unutur muyum güzel evladım? Bahar'ı bekleyeceğiz. Sen gelince alırız. Tamam. Parayı ne yapacaksın baba? Faize falan yatır istersen. Yok, ben faizi falan sevmiyorum. Olur mu baba? Borsaya falan gir istersen. Anlamam ki borsadan. Ya, dursun öyle. Ne diyorsun baba? Para kendi kendine durur mu? Kendi kendine durursa kendi kendine bitirir. Kendi kendini bitirmezse abim yer bitirir. Bak orası doğru işte. Bir yatırım şart baba. Parayı muhakkak bir yere... Bak ne diyeceğim. İstersen parayı bana ver. Biz de seni Almanya'daki şirkete kar ortağı yapalım. Bahara kadar parayı 3'e katlamazsan oğlum var deme. Borsa yani. Borsa tabii baba. Ama Alman borsası sol şeritten 240 basıyor. Ya Sinan da öyle diyor. Borsa iyi diyor ama ben pek güvenemiyorum ki. Baba, sen borsaya güvenmeyeceksin ki bana güveneceksin. Güzel evladına. Aa, çağır Sinan abiyi, o da ortak olsun. Çağırsana, hadi ara, ara Sinan abiyi de ara. Dur bir arayayım şunu. Oh, oh, sermaye çoğalıyor. Tamam kardeşim, ödeyeceğim paranızı. Ne demek ya öyle kırarım, döverim, keserim, öldürürüm. Tamam. Ya beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz, ben ona üzülüyorum. Kardeşim bugüne kadar kimsenin parası kalmamıştır bende. Tamam. Siz o senet kalsın sizde. Bak beni dinle bak, beni dinle. Senet kalsın sende. Ben cumayı halledeceğim haftaya. Tamam. Tamam halledeceğim. Hadi hoşça kal.
Ya bu insanlar ne kadar para göz olmuşlar Sinan abi ya. Para söz konusu olduğunda acayip kabalaşıyorlar ya. İnsanlar para söz konusu olunca değil. Senedin vadesi çoktan geçmişse kabalaşırlar. Canım neyse ikisi de aynı şey yani. Semih ne zaman gidiyor? Bilmiyorum ama bugün yarın gider herhalde. Eski atışmalarınız sürüyor mu hala? Sürüyor tabii Sinan abi, sürmez olur mu? Babamı öyle yalamasına sinir oluyorum ya. Öyle deme canım. Semih iyi çocuktur, çalışkandır, güvenilirdir. Alo. Aa evet, merhaba Kudret abi. Evet. İlgilenirim tabii, ilgilenmez miyim? Geliyorum hemen. Tamam. Ne diyor Sinan abi? Semih, babanın parasıyla Almanya'da borsaya girecekmiş. Sen de katılır mısın diyor. Aha. Bu akşam gidiyormuş kardeşim. Bir an önce gideyim de konuşalım. Sinan abi rica ederim. Sana hesap edettirir miyiz burada? Peki, teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Ben de sana o paraları yar edersen. Selam Uzo. Vay Hasan, hoş geldin. Gözün nasıl oldu kardeşim? Düzeliyor gibi. İyi, aman aman. Uzo. Bir şey mi oldu Hasan? Ben gözünü bu hale kim getirdi biliyorum kardeşim. Biliyor musun? Evet. Her şeyi anlatacağım. Ama bak kimseye söylemek yok, tamam mı? Tamam. Bir yol bulmalıyım. Bir yol bulmalıyım. Babamın zayıf noktasına basacak bir yol bulmalıyım. O parayı kendime doğru çevirmeliyim. Semih'i ters köşeye yatırmalıyım. Ama ne? Ne? Ünlü iş adamı fidye için kaçırıldı. Fidyeciler telefonla 200 bin dolar fidye istedi. Tabii ya. Merak etmeyin. Paranız emin ellerde Sinan abi. Seninki de baba. Altı ayak kalmaz bu işten acayip kâr etmiş olacaksınız. Aferin güzel oğlum benim. Her şeyi düşünür. Her işin en doğrusunu bulur. Peki sen bu paraları böyle nakit olarak mı götüreceksin? Sinan abi, bilmem bilir misin? Ünlü Alman düşünürü Goethe der ki... Aman aman, anma şu adamın adını. Neyse, yolcu yolunda gerek. Ben artık yola koyulayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya, Kadir nerede kaldı? Aramadın mı anne? Aradım kızım, öğlen aradım. Gelmesi lazımdı. Hayırsız evlat işte ya. Bekleme oğlum onu sen. Yoksa hiç gidemezsin. Peki baba. Ulan bu iş zannettiğimden çok daha kolay oldu be. Daha sık gelmeliyim buralara, daha sık. Ben bakarım. Alo. Oğlunuz elimizde. Yarın öğlene kadar 100 milyar hazırlayın. Nereye getireceğinizi söyleyeceğim. Kimsiniz siz? Kadir'in bir alacaklısı. 100 milyarı hazırlayın dedim. Yoksa Kadir ölür. He. Helal sana be Cafer. Ne oldu baba? Kadir'i kaçırmışlar. Ne? Yarına kadar 100 milyar lirayı hazırlayın diyorlar. Yoksa öldüreceklermiş. Alacaklılardır. Öğlen bir tehdit telefonu almıştı. Ben şahidim. Abimi bilirsiniz canım. Şakacının tekidir. Bunun altından da muhakkak bir kamera şakası çıkacak. Neyse ben uçağı kaçırmayayım. Hadi hoşça kalın. Semih!
elimizdeki tek 100 milyar bu çantaların içerisinde güzel oğlum. Şaka yapıyordur ya baba. Eğleniyordur bizimle abim. Ya, ya şaka değilse...